أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا
ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, güneş yavaş yavaş basmaya doğru akarken bizler de iftar sevinciyle karşınızdayız. Efendim, bu akşam ticaret ahlakını konuşmak istiyoruz. Önemli bir konuğumuz var, birazdan tanıtacağız. Ticaret ahlakının bir örneğini ararken şöyle tarih sayfalarını bir yoklayalım dedik. Karşımıza Abdullah bin Cerir isimli bir sahabe-i kiram çıktı. Abdullah bin Cerir tüccar bir insan, Yemenli aslen. Ve bir gün kendisine bir at lazım olur. Pazara çıkar bir at bulmak üzere. Pazarda karşısına çıkan bir atın sahibine fiyatının, ederinin ne kadar olduğunu sorar. Adam da fiyatının 500 dirhem olduğunu belirtir. Peki der, bir süreyim, ata bineyim, hızını, kuvvetini test edeyim der. Cerir ata biner, Mekke'nin sokaklarında taşraya çıkar, yine atın hızını ve onun kuvvetini kontrol eder. Sonra döner at sahibinin yanına. Fiyatın ne kadardı der. Atın sahibi de 500 dirhem istemiştim diyor. Tabii bunun bir de pazarlık payı dediğimiz kısım da var. Abdullah bin Cerir, hayır, senin atının ederi bu kadar değil der. Peki ne kadar eder diye sorar atın sahibi. Yani daha fazla der. Atın sahibi şaşırır. Peki o zaman 600 dirhem olsun. Yok yok, daha fazla eder. 700 olsun. Abdullah bin Cerir şöyle der, benim 800 dirhemim var, senin atına bindim, atının kuvvetini, hızını test ettim, 800 dirhem eder atın. 800 dirheme veriyorsan ben atını alırım der. Etraftakiler şaşkın. Ticarette asıl olan kârdır. Bir pazarlıkla bu atın 400 dirheme alınabileceği varken 800 dirhem, yani iki katına Abdullah bin Cerir bu atı almaya çalışır. Tabii etraftakiler, ey Abdullah, sen ne yapmaya çalışıyorsun? 400 veya 500 dirhem ile satılabilecek bir at. Niye fiyatını yükselttin bu kadar? Abdullah bin Cerir şöyledir. Biz ticaret ahlakını peygamberden öğrendik ve ona söz verdik. Ne dedik? Malın hakkı neyse onu veririz. Ha alırken, ha satarken. O yüzden Cerir tarihin sayfalarında ticaret ahlakının zirvesi unvanıyla kendine yer edinmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu lütfuna da mazhar olmuş. Sizin yanınıza şu kapıdan Yemenli hayırlı biri gelecek. Onun yüzünde melik ve melek alameti vardır. Evet efendim, bu akşam dediğimiz gibi ticaret ahlakını konuşacağız. Belki kıyaslama yapacağız eski devirlerle, sahabe-i kiram devriyle günümüz ticaretinin geldiği noktayı biraz irdelemeye çalışacağız. Konuğumuz İttihad-ül Ulema üyelerinden Seyda Osman Tayfur Hoca. Biraz sonra inşallah hocamızla oturup konuşacağız ama öncelikle bir ilahi dinleyelim, sonrasında başlayalım inşallah.
vadileri sızlar, sular mahzun mahzun çağlar, akıyor gözlerden yaşlar. Neredesin ya Resulallah? Akıyor gözlerden yaşlar. Neredesin ya Resulallah? Hasretim nurlu yüzüne, meftunum bir çift sözüne. Bakar dururum izine. Neredesin ya Resulallah? Aşkın yakar yüreğimi, hasret küreder tenimi. Bir duysan kısık sesimi. Neredesin ya Resulallah? Bir duysan kısık sesimi. Neredesin ya Resulallah? Sene asır asır, secde secde hasır hasır. Yürekler hasretin taşı. Neredesin ya Resulallah? Yürekler hasretin taşı. Neredesin ya Resulallah? Yeah.
Evet, kıymetli Rehber TV izleyenleri, iftar sevinciyle bir kez daha karşınızdayız. İbrahim Akbaş kardeşimize teşekkür ediyoruz güzel ilahisinden dolayı. Konuğumuz İttihadül Ulema üyesi Seyda Mele Osman Teyfur. Seydam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Şimdi ticareti dedik, konuşalım. Evet. Özellikle günümüz ticaretini biraz irdelemeye çalışacağız. Fakat belki ticaret ahlakının zirvesi sayılabilecek bir peygamberden de, onun öğrencilerinden, sahabelerinden de elbette ki öncelikle bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi Müslüman bir insanın ticaret ahlakının nasıl olması gerektiği sorusundan önce şöyle bir sahabe-i kiramın ya da asr-ı saadet devrine bir gidelim. Yani bize öğretilen Müslümanın önüne bir reçete olarak sunulan ticaretin kaideleri, kuralları nelerdir? Biraz oradan istiyorum, evet. Başlayalım. Buyurun hocam. Yani söylediğiniz gibi İslam hayatın her alanına dokunan ve her alanı için ilkeler, kaideler koyan bir dindir. Dolayısıyla ticaret içinde bir kaide, bir ilke koyması gerekiyordu ki bütün insanlar, belki istisnasız bütün insanlar bir şekilde ticaretin içindedir. Ya alıcı olarak ticaretin içindedir, ya satıcı olarak, ya bayi ya da müşteri olarak ticaretin içindedir. Dolayısıyla herkesi ilgilendiren bir konu, hayatı ilgilendiren bir konu. İslam bu hayatı inşa etmek için gönderilmiş bir dindir. Dolayısıyla muhakkak ticaret hayatına da İslam'ın dokunması, ilkeler koyması, şartlar koyması gerekiyordu ki böyle de olmuştur. Ticareti bu ilkeler üzerine inşa etmek istemiştir İslam. Buna riayet edildiği vakitte gerçekten toplumda ticaret ahlakı olarak insanları birbirine yaklaştıran, onları birlik yapan, kardeş kılan bir durum söz konusu ki biz tarihe baktığımızda bunu, İslam'ın yaşandığı bütün zamanlarda bunu görebiliyoruz. Bundan dolayı da ticaretle uğraşan esnafın, kesimlerin toplumu daha diri tutmak, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak adına çok da güzel o dönemlerde STK'lar kurmuşlardır. İşte mesela Osmanlı'da ahicilik, esnafın ilgilendiği ve esnafın içinde olduğu bir kurum. Hayatı güzelleştiren, insanları birbiriyle kaynaştıran, onları birlik içerisine sevk eden bir vesile olmuştur ticaret Müslümanların hayatında. Ama tabii ki muhakkak bugüne baktığımızda bu çok tehlikeli bir alan haline de gelmiştir. Bugün için söylüyoruz. Eğer İslam'ın koyduğu ilkelere riayet etmezsek ve o ilkeler doğrultusunda ticaretimizi tanzim etmezsek, hem devlet, hem toplum, hem birey olarak, fert olarak hepimizin hayatına bu sefer çok kötü sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Mesela bugün içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntıların bir nedeni de hiç şüphesiz bu ilkelere riayet etmememizden dolayıdır. Geçmişte nasıl cahiliye toplumunda kendi nefis ve şeytanlarına ve heveslerine uygun bir ticaret ahlakı geliştirdiler ve ticaretlerini buna göre inşa ettiklerinde gerçekten toplum alt üst oldu. Bugün de aynı sıkıntılara karşı karşıya kalabiliyoruz. Ama tam da aslında evet, burada yani günümüzü analiz etmeden önce, evet evet, oraya gelecektim. Yani oraya, evet. Onu biraz sona bırakırsak evet. Seydam. Şimdi biraz önce Celil bir Abdullah'ın olayını anlatırken biz peygamberden şunu öğrendik diyor. Ticarette aldatmamasını, herkese doğru söylemesini ve insanlara nasihatte bulunmasını tavsiye etmiştir. Evet. Hazreti Cerir de buna riayet etmiş. Hayatında diyor ki işte mal, işte fiyatı, işte kusurları. Alıyorsan al, almıyorsan alma. Şimdi günümüze uyarlarsak bir ticarethaneye, tüccarın yanına bir elbise, bir meyve sebze, bir şey almaya giderken acaba
Bu malın kusuru budur, değeri budur, istersen alırsın istersen almazsın kuralına ne kadar riayet ediliyor. Bilakis biz günümüzde yani ürünün cilalanmasını, cilalandırılmasını, evet, ve hatta mesela pazarlamacılık diye bir sektör oluşmuş, pazarlamacı ve onun bir eğitimden geçirildiği ikna yöntemi, karşıdaki kişiyi nasıl ikna edeceksin diye bir aylar süren bir eğitim sürecinden geçen insanlar var mesela. Evet. Hani sen karşıdaki kişiyi bu ürünü satmak için nasıl ikna edersin? Ürün ortada, tamam, olabilir. Karşıdaki görebilir. Ürünün eksiğini, kusurunu da görebilir. Fakat bu yetmiyor. Sen ona zorla satacaksın. Öyle bir neredeyse bilimsel şeyler var, çalışmalar var. Kapitalist hayatta maksat sadece dünyevi kazanç olunca, üretim olunca insan sadece bu üretimin bir çarkı olarak görülür. Onun için bu sonuca varıyoruz. Yalnız oraya gelecektim. Şimdi İslam bey ticarete bakışı şöyledir. Bir, görünen, faydalı, temiz bir malı ederi üzerinden satmaktır. Yani hak ettiği fiyat üzerinden bunu satmaktır. Bunu piyasaya sürmektir. İslam'da ticaretin ana ilkesi dürüstlüktür. Evvela dürüst olacaksın. Her konuda İslam bunu ilke saymıştır, dürüstlüğü. Ticarette de bu ilkeyi koymuştur ve satıcı, alıcı mutlaka bu ilkeye dikkat etmek zorundadır. Sadece malı satmak değil, çünkü satılan malın daha sonra kusurlu çıkması durumunda bu malın geri iade etme hakkı vardır. Müşterinin böyle bir hakkı vardır. Böyle bir serbestlik hakkı vermiştir İslam. Dolayısıyla dürüst olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice'yi kendisine hayran bırakmasına vesile olan en güzel ahlakı ticari ahlakıydı. Ticaret ahlakıydı. Yani Hazreti Hatice validemiz önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir ticaret ortaklığı kurdu ya da onu ticaret yapması için onu bir yere gönderdi ve yaptığı ticarette dikkat ettiği ilkelere baktı, edindiği bilgiler doğrultusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hayran kaldı. Ve bunu daha Resul olmadan önce, peygamber olmadan önce onun hayatında gördü. Yani onun eminliği, onun dürüstlüğü, onun merhameti, onun vicdanı yönünü gördü ve ona hayran kaldı. Daha sonra Resul, peygamber olduktan sonra ise bunu bizzat vahiy ile inşa etmiştir. Vahiy ile bunun ilkelerini ortaya koymuştur. Yani mesela bir defasında buğday satan birisiyle karşılaşmıştır. Durumunu sormuştur, fiyatını sormuştur, malı sormuştur. Daha sonra elini buğdayın içine koyup buğdayın yaş olduğunu görünce bunu niye böyle olduğunu sorduğunda, işte yağmur yağdı, onun için bu hale geldi dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu halkın görebileceği duruma getirip dışarıda tutman gerekmiyor muydu? Ve daha sonra da muhteşem bir ilkeyi söylüyor. Leyse minne men gaşşene. Bizi kandıran bizden değildir. Biz Müslümanları kandıran bizden değildir. Böyle ki bir buğdayın satıcısı bile olsa, eğer dürüstlüğe dikkat etmiyorsa, ahlakiliğe dikkat etmiyorsa, bu ilkelere dikkat etmiyorsa, bizi kandırıyorsa ve sırf gayesi biraz daha kazanç sağlamak adına bunu yapıyorsa, o bizden değildir. Dolayısıyla İslam ticareti dürüstlük üzerine bina etmiştir. Anlattığınız hikayede de, kısada da öyle. Yani şimdi mesela bugün esnafın ya da tüccarların içerisinde en çok yaygın olan şey nedir? Şudur. Kar alıştadır. Dolayısıyla malı ne kadar ucuz alırsan, kaparsan o kadar kar edersin. Dolayısıyla özellikle satıcı eğer muhtaçsa, zor durumdaysa, müşterinin de elinde parası varsa o malı daha ucuza kapıp bu sefer piyasaya daha yüksek bir fiyatta sunma düşüncesiyle hareket ediyorlar. Oysa İslam'da ücretül misl diye bir şey vardır. Bir şeyin ücreti neyse odur. Piyasa değeri neyse odur. Velev ki karşındaki insan bundan habersiz olsa bile bunu bilmek ve buna dikkat etmek gerekir. İslam'da köylülerin eşyalarını şehre getirdiklerinde şehrin dışına şehir tüccarlarının onları karşılayıp mallarını almayı yasaklamıştır. Nedeni?
Çünkü köylü vatandaş malının şehirdeki değerini bilmiyor. Eğer şehrin kapısında tüccar onu alıyorsa, o da şehirdeki fiyattan habersizse malını daha ucuz satma tehlikesi vardı, endişesi vardı. İslam bunu yasaklamıştır. Son zamanlarda çok tartıştık bunu. Evet. Yani şu komisyonculuk işi, işte tarlada 2 lira, evet, pazarda 8 lira. Şu aracıların ne kadar kâr ettiği konusu. Yani özellikle ekonomik bir darboğaz, bir sıkıntı üzerinde biz bunu çok tartıştık aslında. Evet. Yani İslam'ın bir ilkesidir. Bunu yasaklamıştır dediğiniz. Doğrudur. Yani şimdi bugünkü Müslümanlar diyelim, genel olarak halk açısından söyleyelim, kendimizce açısından söyleyelim. Biz biraz İslami düşünüp kapitalist yaşamak istiyoruz. Yani sadece isim olarak, beyin olarak Müslümanız diyoruz. Belki düşüncede de bunu sağlayabiliyoruz. Ama yaşantımızda daha çok kapitalistçe davranıyoruz. Yani onun için daha çok gayemiz, maksadımız zengin olmak, kazanmak. Bize göre en akıllı insan, işini bilen insandır. Yani nasıl işini bilen insandır? Gemisini yürütebilen kaptandır. Yani malını daha fazla satabiliyorsa, en düşük, en değersiz malı en üst fiyattan satabiliyorsa piyasaya, bu en akıllı insandır bize göre. Yani bugünkü insanlara göre. Dolayısıyla böyle olunca insanın tamahkarlığı var. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Celle Celaluhu, hadis-i şerifinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nefsin tamahkarlığını beyan etmişlerdir ve bizim bunu dizginlememizi istemişlerdir. Dolayısıyla nefis terbiye edilmediği vakit, nefis tezkiye edilmediği vakit tamahkar da tamahkar olunca insanın doyması mümkün değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, şayet insanoğlunun bir vadi dolu altını olsa ikinci bir vadinin olmasını talep eder. Dolayısıyla bu insanın içinde olan bir şeydir. Şimdi bu İslami olarak terbiye edilmediği vakit siz bunu dizginlemezseniz maksat ve gayeniz sadece kazanmak ve zengin olmak olacaktır ki bu da insanı canavara çevirir. Bugünkü insan da gerçekten bu konuda bir canavar haline gelmiştir. Dolayısıyla çiftçinin ürününü tarlada bedava bile almaya çalışır ama piyasaya da en üst fiyattan satmaya çalışır. Oysa İslam ticareti belki ahiret hayatını kazanmak için bir vesile kılmıştır. Dolayısıyla geçmiş Müslümanlar ticarete böyle bakmıştır. Bakın geçmişte birçok yöre Müslüman tüccarların vesilesiyle Müslüman oldu. Sebebi, çünkü oraya göçen, mesela kitaplarda tarihte öyle yazıyor, uzak doğu ülkeler, işte Endonezya'dır, Malezya'dır, bu gibi ülkelerin Müslüman olmasının vesile ve sebebi Müslüman tüccarlardır. Oraya giden Müslüman tüccarlardır. Oraya mal satmaya giden Müslüman tüccarlar orada işte efendim dükkan açıp halkla tanışıp ticaret yaparak İslam'ın güzelliklerini insanlara anlattılar. Dürüstlüğü gösterdiler. Vicdaniliği, merhameti gösterdiler. Efendim ne kadar da insanlar için hayır isteyen, hayır seven insanlar olduklarını gösterdiler ve dolayısıyla bunları görenler bunların ahlakına aşık oldular. Bu ahlakın İslam'dan geldiğini görünce de Müslüman oldular. Yani bugün ise tam tersini yaşıyoruz. Dolayısıyla aslında Müslümanlar isterlerse, gerçekten bir Müslüman isterse ticareti bir davet vesilesi kılabilir. Yani ben mesela ticaretle uğraşan bir insansam, İslami bir derdim varsa, İslami bir davam varsa, ben bunu hayatıma yansıtarak, ticaretimi bu ilkeler üzerine inşa ederek insanlara yaklaşırsam, insanlar bendeki bu güzellikleri, İslam'ın güzellikleri olduğunu görecektir ve dolayısıyla Müslüman daha fazla İslam'a yaklaşacaklardır. Evet. Oysa tam bunun tersini yaşıyoruz. Efendim işte Müslüman tipleri daha fazla cimri, acımasız, hep mallarını pahalı satan, insanları kandırmaya çalışan tipler olarak gösterilmeye çalışıyor ki bunu yapanlar da insanları İslam'dan soğutuyorlar bu nedenle. Evet. Şimdi ticaretin kutsiyetini ya da Peygamber Efendimiz'in hadislerinde ticareti teşvik etmesin. İşte rızkın onda dokuzu ticarettedir. Evet. Hadisi sanırım bu ve buna benzer. Yani aslında ticaretin ne kadar önemli olduğunu, rızık peşinde koşmak için ticaretle uğraşmak gerektiğini bize tavsiye eden bir peygamberin ümmeti olarak ticaret ilkeleri nasıl yürüyor şu anda? Kime sorarsanız, ya işte ticaret
de artık hayır kalmamış, dürüstlük kalmamış, evet, gibi sözler işitiriz. Konuşmamıza devam edelim inşallah biraz sonra ama evet, bir eser arası daha verelim. Kıymetli izleyenlerimiz, İbrahim kardeşimizden bir eser daha dinleyelim. Kozi
Efendim devam ediyoruz iftar sevincine. İbrahim Akbaş kardeşimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Azaca güzel bir eser dinledik. Konuğumuz Osman Teyfur hocamız. Hocam ticareti konuşuyoruz. Mevcut durumu biraz aslında analiz etmeye çalışalım. Çünkü ticaret ehline bir dokunsan bin ah işitirsin. Ticaretten şikayet eder. Eski canlılığın olmadığını söyler. Oysa ki özellikle hani sanayi inkılabıyla beraber başlayan hızlı üretim daha çok tüketime de sebep olmuştur. Yani eskiden faraza bir takım kıyafeti olan bir insan şu anda 3'tür, 5'tir. Yani farklı alternatifler olması gerekiyor. Neden bu hale geldi ticaretimiz ya da ticaretimiz ne haldedir şu anda? Şimdi evvela bir de şunu söyleyeyim. Şimdi İslam'a göre bir Müslüman bir işe başlayacaksa o iş hakkındaki bilgiyi edinmesi farzdır. Dolayısıyla bir Müslüman ticaretle uğraşacaksa İslam'ın ticaretle ilgili helal ve haramlarını, ilkelerini, efendim ticaret nasıl yapılır, bey nasıl yapılır, neler bey'i sahih kılar, neler onu fasit kılar, bütün bunları bilmesi farzdır. Farz, yani başlayınca farz-ı ayn'dır. Bu her amel için böyledir. Bir Müslüman namaza başlayacaksa, ki bir Müslüman zaten mesela diyelim ki daha yeni baliğ oldu, bu akşam namazını kılacak. Akşam namazının ezanı okunduğu andan itibaren akşam namazı onun üzerine farzdır ve akşam namazıyla ilgili bilgileri edinmesi farz-ı ayn olur. Hacca gidecek bir Müslümanın hacca başlaması anından itibaren hacla ilgili bilgileri edinmesi farz-ı ayn olur. Ticaretle uğraşacak bir Müslümanın da ticarete el attığı andan itibaren ticaretle ilgili bilgileri bilmesi farz-ı ayn olur. Dolayısıyla bugün hangimiz buna riayet ediyoruz? Her birimiz hiç bunlardan hiç bir tanesinin farkına varmadan Allah ve Resulü'nün bu konudaki emri nedir? Koyduğu ilkeler nelerdir? Ticaretimizi nasıl Allah'a yaklaştıracak bir vesile yapacağız diye bakmadan, düşünmeden bu işe giriyoruz ve gerçekten her iş gibi bu da bizim için bir ateş alana dönüşüyor. Çünkü biz insan olarak imtihandayız, sınavdayız, yaptığımız her şeyden sorumluyuz, yaptığımız ticaret de kontrol ediliyor, yazılıyor, çiziliyor ve bunun hesabını bir gün Allah'a vereceğiz. Dolayısıyla biz aslında çok tehlikeli bir alana hiçbir donanımız olmadan, bir efendim işte gereken bilgiler olmadan giriyoruz ve ondan dolayı da zarar ediyoruz. Manen zarar ediyoruz. Bugüne gelince, bugünün insanları da bu şekildedir. Yani hiçbirimiz buna dikkat etmeden, ben biraz az çok ben de ticaretle uğraşıyorum. Bu işe girerken buna dikkat etmiyoruz. Bu bilgiyi bir edineyim, nasıl helal bir ticaret, nasıl helal bir kazançta bulunacağım, nasıl bu muamelatı yapacağım, bunu düşünmeden daha çok dünyevi yönünü araştırıyoruz. Bunun yarın karı ne olur, getirisi ne olur bana, maddi olarak bunu düşünme, bu şekilde giriyoruz. Bu olunca bu gerekenler riayet etmiyoruz. Etmeyince de işte bereket de olmuyor. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir açıdan tüccarları övmüştür, diğer bir açıdan onları ikaz etmiştir, onları yermiştir. Bir hadis-i şerifinde Resulullah aleyhisselatü vesselam diyor ki اَتَّاجِرُ السَّدُوقُ الْاَم۪ينُ Doğru, emin olan tüccar مَعَ النَّب۪ي۪ينَ وَالصِّدِّق۪ينَ وَالشُّهَدَى Kıyamet günü enbiya, sıddıklar ve şuhada ile haşr olur. Yani eğer eminse bir tüccar, sadıksa, doğruysa, gerçekten biraz önce söylediğiniz gibi malının ayıbını, kusurunu dile getiriyorsa, vicdansızlık yapmıyorsa,
ticareti bir Allah'a yaklaşmak için bir vesile kılıyorsa, bir davet vesilesi yapmışsa, bu bu insan nebilerle beraber yaptığı amelden, işten hem zevk alır, hem dünyevi bir kazancı olur, hem uhrevi bir kazancı olur. Çünkü ticaretin iki yönü var. Bir dünyevi, bir de uhrevi yönü var. Hatta iki çeşit ticaret var. Aslında zamanımız olursa ona da gireceğiz. Bir de uhrevi ticaretimiz var. Aslında her birimiz insan olarak kendi hayatımızın da ticaretini yapıyoruz. Yani birçok kaydı kelimeden Rabbimiz bunu beyan ediyor. İşte Allah müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır. Şimdi satın alan müşteridir. Satın alan varsa bir de satıcı vardır. Satıcı da biz insanlarız, biz Müslümanlarız, müminleriz. Burada da bir ticaret yapıyoruz. Ama şu dünyevi ticarete önce bir daha fazla bakalım. Bugün güzel güzel bir söz var, evet, halkın arasında. İşte diyelim ki araç senin mi? İşte mülk Allah'ındır. Allah'ındır. Yani o, evet, belki oraya hitap oraya ediyor. Bir hitap, bir gönderme olabilir. Evet. Selam, şimdi şu çarşıya çıkıp baştan sona dolaşalım, esnafa soralım. Emin olun borcu olmayan esnaf yoktur. Yoktur. Evet. Hele hele özellikle şu bankacılık sistemi. Evet. Yani faiz ekonomisi, banka sistemi. Satıcının, tüccarın, evet, belini büken, onların belini kıran %100 bankacılık sistemi. Evet. Yani Türkiye'de özellikle son zamanlarda zarar etmeyen bir kuruluş, bir şirket yokken neredeyse bankacılar ya da bankalar sürekli karlarını üst üste katarak gidiyorlar. Evet, doğru. Bu da yani bu bankacılık sisteminin sorgulanması gerekiyor. Evet. Bahsettiğiniz programın başında ahilik sisteminde aslında ahidir, kardeşliktir. Evet, kardeşlik. Kurulan teşkilat biri bir ticarethane açacağı zaman, bir meslek edindikten sonra bir iş yeri açacağı zaman ahiler, yani kardeşler, kendi aralarında topladıkları bir sermayeyle ona yardımcı oluyorlardı. Evet. Şu anda biri bir sermayesiz ya da bir iş yeri açacağı zaman önce uğrayacağı yer bankadır. Ve önce zaten oradan 1-0 yenik başlıyor evet, ticaretini. Şu bankacılık sistemini... Yani tabii biz ekonomist değiliz. Daha farklı şey açıdan bakarız. Bu faiz açısından meseleye bakarız. İslami bir... Faizi reklamdan sonra bakalım. Evet. Çünkü biraz daha fazla tamam, konuşacağız. Bankacılık sisteminde tabii şimdi banka sahipleri bankacılıkla ya da kendileri için konulmuş olan sistem nizamıyla, ki bunu kuranlar zaten yani bugünkü dünyada hakim olan ekonomik sistemi kuranlar, bunu daha fazla bankacılık sistemi üzerinden kurmuşlar ve bunu kuranlar da daha çok kendi çıkarları için ilkeler koymuşlardır ve koymuş oldukları bütün ilke ve sistem onların çıkarlarına dönüktür. Evet. Çünkü zaten bu beşerin fıtratında vardır. Bir beşer, insan bir şey yapıyorsa mutlaka yaptığı iş önce kendi menfaatine olacak, kendi çıkarına olacaktır. Dolayısıyla sistemi buna göre kurmuşlar. Sistem banka sistemi olunca en çok bankacının çıkarı korunmuştur. Halkı da oraya muhtaç etmişlerdir ki bu sistem devam edebilsin. Çünkü eğer halk oradan kredi almazsa, işte faizli kredi almazsa, bir şekilde kredi almazsa, dolayısıyla bankalar ne yapacaktır? Zaten bankalar hep karlarını işte benim bu kredi üzerinden, kendi aralarında yapmış oldukları işte alışverişler dediğimiz faizler üzerinden ve daha fazla işin içine girmek gerekiyor bu konuda, ama bunlarla kazançlarını yapıyorlar. Bu, evet, bu olunca hep kendini kar ediyor, kendini kar etmiş oluyorlar ve bugün gerçekten söylediğiniz gibi Türkiye'de bankaların karları açıklandığında kat kat kar edebiliyorlar. Evet, sistem maalesef de onları koruyor. Yani bugün mesela devlet bankaların sürekli banka rezerve ediyor. Rezerve sürekli ediyor. Bir de garanti veriyor. Mesela halka diyor ki bankaya yatıracağın paraya şu kadarına ben kefilim diyor. Dolayısıyla banka iflas etse bile devlet bunu karşılıyor. Bugünkü evet, belki esnafın çok şikayetçi olmasının sebebi işte para, piyasada para görünmüyor. Bunun da sebebi işte yine bankalardır. Evet. Paralar bankaya yatırılmış. Evet. Faizlerin yükselmesiyle paralar oraya yatırıldı. Para şeyden çekilince, piyasadan çekilince para görünmüyor. Evet. Ticaret olsa bile, alışveriş olsa bile para görünmüyor. Doğru. Evet, bir sıkıntı buradan. Yani satıcının da aslında parası zaten bankadadır. Evet. Alıcının da parası bankadadır. Kartla evet, işler yapılıyor. Post cihazla işlem yapılıyor. Evet. Biraz sonra yine konuşmaya devam edelim hocam. Evet. Bir reklam aramız var. Reklamdan sonra inşallah ticaret hukukunu, ticaret ahlakını konuşmaya devam edelim.
bir kağıt, bir kurşun kalem yine seni yazar, yazar ellerim. İsmini yazdıkça sayfacıklara inci inci yaşlar döker gözlerim. İsmini yazdıkça sayfacıklara inci inci yaşlar döker gözlerim. İftar sevinciyle tekrar birlikteyiz. İbrahim Akbaş kardeşimize teşekkür ediyoruz bir kez daha. Hakikaten şu mübarek mekanda gönül dünyamıza öyle bir sesleniyor ki Hazreti Süleyman kabrinin bulunduğu yerdeyiz bizler. İftar sevincini son bölümüyle sürdüreceğiz. Ticaret ahlakını konuşuyorduk kıymetli izleyenler. Konuğumuz İttihadül Ulema üyesi Osman Teyfur hocamız. Şimdi ticaretin biraz inceliklerine girdik. Biraz mevcut durumunu da irdeledik ama şu faiz sistemini konuşmadan olmaz hocam. Yani neden İslam faizi yasakladı peygamberin ağzıyla ve bugünkü insanlara
herhalde sorduğumuzda zaten faiz yükünün altında ne kadar ezildiklerini de söylüyorlar. Şu faiz sistemini biraz irdeleyelim. Yani hem Allah tebareke ve teala hem Hazreti Resul aleyhissalatu vesselam kastım faizi, zaten, evet, faizi haram kılmıştır, yasaklamıştır. Çünkü faiz haksız bir kazançtır. Risk olmadan elde edilen, alın teri dökülmeden elde edilen bir paradır. Yani toplumun kanıdır faiz. Yani faizin olduğu bir yerde toplumun kanı emiliyor demektir. Emekçinin, alın teriyle çalışan insanın alın teri sömürülüyor, kanı emiliyor demektir. Dolayısıyla faiz varsa bir yerde enflasyon vardır. Enflasyon varsa orada paranın değer kaybetmesi vardır. Paranın değer kaybetmesi demek insanların alım gücünün azalması demektir. Dolayısıyla hem dünyevi açıdan hem uhrevi açıdan faizin çok kötü bir mikrop olduğu ortadadır. Bugün mesela büyük ülkeler, durumları iyi olan ülkelerde faiz çok çok düşüktür. Demek ki biraz daha iyi olsa belki tüpten kaldırırlar. Ama bugün işte Türkiye gibi ülkelerde ne yazık ki faizlerin yükseltilmesi için özel operasyonlar yapılıyor. Yani Türkiye'de mesela bir döviz kuru ile oynadılar birileri. Ta ki faizi %25'lere çıkarıncaya kadar. %25'lere çıkınca da ne oldu? Sözde piyasaların nabzı biraz inmeye başladı. Neydi bu? Şu faiz lobisi daha fazla kazanmak, daha fazla alın terimizi sömürmek, daha fazla kanımızı emmek için bu operasyonları yaptılar ve istediklerine varıncaya kadar da buna devam ettirdiler. Onun için İslam hem devlet açısından, hem toplum açısından, hem fert açısından faizin zararlı olduğunu beyan ediyor ve bunu yasaklıyor. Çünkü faiz varsa daha fazla para faiz piyasasına gider. Şimdi mesela bugün daha önce söyledik. Bugün esnaf arasında ticarette en çok şikayet edilen konu paranın olamaz. Peki piyasada para görünmüyor. Neden? Çünkü faizler %25'e, %24'e, %25'e çıkınca para sahipleri dediler ki biz hiç riski göze almayalım. Neden alın teri dökelim? Neden efendim bir iş yapıp onun kazancını, karını bekleyelim? Ben gideyim paramı bankaya yatırayım, rahat bir şekilde faizimi alayım. Yani inşaat sektörüyle uğraşan kişiler de böyle düşündü. Tabi helal harama dikkat etmeyenler. Efendim başka alanlarda da iş yapanlar böyle düşündü. Para oraya gitti. Onun için faiz gerçekten günlük hayatımız için çok zararı olan, bunu net bir şekilde görüyoruz. Mesela eskiden faizin olmadığı zamanlarda, aramızda faizin olmadığı zamanlarda ya da bu kadar dünyevi olarak tamahkar olmadığımız zamanlarda Kardeş Hasan diye bir kurumumuz vardı. Yani biz ihtiyaç sahipleri gelir, onlara ihtiyaçları kadar Allah için bir karşılık beklemeden para verdik ve ihtiyaçlarını giderdikten sonra gelir dua ederek bize geri getirdi. Hem bu bizim aramızda bir muhabbete vesile oluyordu. Hem berekette vesile oluyordu. Hem Rabbimizin rızasını da kazanmış oluyorduk. Ama bütün bunlar kalkınca ne oldu? Düşmanlıklar başladı aramızda. Bugün hiç kimse bir diğerinin hayrını düşünmüyor. Herkes kendi çıkarını, herkes kendi faydasını düşünüyor ve bu böyle de olunca her birimiz gerçekten bugün etrafına zarar veren bir canavar haline geldik. Allah tebareke ve teala faizle iş görenlerin bundan vazgeçmeyecekleri durumda Allah ve Resulüne bir savaş açtıklarını beyan ediyor. Dolayısıyla faiz Allah ve Resulüne bir savaş açmaktır. Allah ve Resulü ile savaşan her gücün sonu mağlubiyettir. Allah'la savaşıp da galip gelen hiçbir güç yoktur. Dolayısıyla faizle uğraşan bütün sistemler çökecektir bir gün. Bu zaten çöküyor. Yani başka insanlar diğer alternatiflere belki yönelemedikleri için, özellikle de faizsiz sistem olan İslam'a birileri gündeme gelmesini engellediği için ya da çok tehlikeli gösterdikleri için insanlar oraya yönelmiyor. Yoksa gerçekten bir güç bulabilseler insanlar bu sisteme, bu faiz sisteminden çektiklerinden dolayı bu faiz sistemlerine savaş açacaklardır. Çünkü gerçekten hayatımızı alt üst etmiştir. Dolayısıyla bu hem Allah ve Resulüne bir savaştır, sonu mağlubiyettir. Hem topluma karşı bir savaştır, hem emekçiye karşı, alın tere karşı bir savaştır. Mesela bunun kalkması gerekir.
Evet, tabii bu sistem oturmuş bir sistem gibi gözüküyor hocam. Yani, birey olarak neler yapılabilir? Şimdi dönüp en azından biz birey olarak şunu yapabiliriz. Şimdi cahiliye döneminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ticaretle uğraşmıştır. Ashab-ı kiram ticaretle uğraşmıştır. Cahili hayat hakim olduğu halde. Yani faiz sistemi hakim olduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan korunabilmiştir. Bir insan olarak Resulullah bunu kendinden bunu bundan korunmuş. Sözün yanlış anlaşılmasın. Evet. Yani oturmuş sistemdir derken faiz sistemini değiştirmemiz çok zordur. Oturmuş sistem derken şunu kastettim. Aslında sizin konuşmanızın içerisinde çok dikkatimi çeken bir ifade oldu. Şimdi işi yolunda olan, ekonomik açıdan iyi olan ülkelerde faizler neredeyse sıfırdır. Evet, hatta tersi işleyen bazı ülkeler var. Doğrudur. Dolayısıyla yani durumu kötü olan devletlerin bu duruma bir bakması gerekiyor. Yani bu bir sonuç mudur faiz? Yalnız olsa zaten sebep bunu yapan midir? Bunu yapanlar yani bu durumları iyi olup da faizlerin içinde düşük olan ya da en az seviyede olan ülkeler faiz lobisini oluşturan ülkelerdir. Dolayısıyla dünyadaki bütün mazlumların kanını faiz yoluyla, alın terini faiz yoluyla emenlerdir. ABD'dir ve onun benzeri olan ülkelerdir. Evet. Yani onun için bunlardan fert olarak neler yapabiliriz? Önce kendimizden sorumlu ve mesulüz. Çünkü bir toplum kendini değiştirmedikçe Allah onu değiştirmez. Dolayısıyla biz fert olarak kendimizi bu noktada değiştirmeliyiz. Ne yapmalıyız? Nerede olsa olalım ve hangi işle meşgul olursak olalım mutlaka bu faiz mikrobundan kendimizi korumalıyız. Hiç kimse efendim bugünkü toplumda ben ondan korunamam diyemez. Muhakkak her birimiz istersek bir şekilde bu faizden korunabiliriz. Allah Resulü bunu yapmıştır, Ashab-ı Kiram bunu yapmıştır. Onun için faizle iş görmeyelim, paramızı faize yatırmayalım. Efendim birilerinin ihtiyacını giderirken asla faize tevessül etmeyelim. Ondan korunabiliriz. Bu böyle yaptığımızda da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam daha önce söylediğim gibi böyle bu şekilde ticaretle uğraşanları da övmüştür. Ama diğer tarafta buna dikkat etmeyenleri de kıyamet günü fucar diye dirileceklerini beyan etmiştir. Ancak Allah'tan korkan, iyilik sahibi ve doğru konuşanlar hariç. Yani faiz günümüze has bir konu değil zaten. Tabii. Peygamberin döneminde de olan bir durumdu. Biraz artık sözlerimizi toparlayarak hocam şimdi biz bitirelim. Dedik ya biz insan olarak her birimiz bir şekilde ticaretin içindeyiz. Ya bayi satıcı olarak ya da müşteri alıcı olarak ticaretin içindeyiz. Şunu tekrar söyleyeyim. Bizler insanız, kuluz, elhamdülillah Müslümanız, mübarek bir aydayız. Yaptığımız her şeyden sorumluyuz. Yapmayacağımız her şeyden yine hesaba çekileceğiz. Dolayısıyla her yaptığımızı Allah'ın rızasına uygun yapmalıyız. İslam'ın bize göstermiş olduğu şiarlar, ilkeler doğrultusunda yürümeliyiz. Müslümansak İslam'a uymak zorundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benimle gönderilene tabi olmadıkça mümin olamazsınız diye buyuruyor. Onunla gönderilen İslam'dır, İslam şeriatıdır. Dolayısıyla biz aile hayatımızı, efendim komşuluk hayatımızı ve diğer hayatlarımızı İslam'a göre tanzim etmekle yükümlü olduğumuz gibi ticaret ahlakımızı, ticaret hayatımızı da buna göre inşa etmek zorundayız. Bunu yaparsak hem huzur buluruz, hem malımıza, ömrümüze, ailemize bereket girecektir. Hem toplum olarak da birbirimizi seven, muhabbet duyan insanlar haline geliriz. Ayrıca bu dünyada her birimiz aslında kendi hayatımızın da ticaretini yapıyoruz. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de kafirlerden bahsederken buyuruyor ki اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَارَوُ الدَّلَالَةَ بِالْهُدَى diye buyuruyor. Onlar hidayete karşılık dalaleti satın aldılar. Dolayısıyla bir ticarette bulunmuşlar. فَمَا رَبِحَ ticaretum, ticaretlerine de kar etmemişlerdi. Bir ticarette bulunmuşlar. Ne yapmışlar? Bir şey satmışlar. Karşısında bir şey almışlar. Ne satmışlar? Hidayeti satmışlar. Ne almışlar? Dalaleti almışlar. Ticaret aslında kar etmek için yapılır. Ama bunların ticareti zarardır. Onun için Rabbimiz diyor ki فَمَا رَبِحَ ticaretum, onlar ticareti kar vermedi. Yani ticaret yaptılar ama zararlı bir ticaret yaptılar. Dolayısıyla bizler kendi hayatımızın ticaretini yapıyoruz. Önemli olan bu ticaretimizde karlı olabilmektir, kazançlı çıkabilmektir. Diğer dünyevi ticaretlerde zarar etsek bile daha sonraki zamanlarda tekrar kar etme fırsatıyla karşılaşabiliriz. Ama bu dünyevi hayatımız
sattığımızda, hani ahirete göçtüğümüzde, eğer biz dünyada zararlı bir ticaret, yani hayatımızı zararla satmışsak, o zaman da bundan dönmemiz mümkün değildir. Rabbimiz bir ayet-i kerimede buyuruyor, diyor ki hele dullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim, sizi elem verici bir azaptan, acı verici bir azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi? Sonra bize gösteriyor, diyor ki Allah ve Resulüne iman edersiniz, Allah yolunda malınız ve canınızla cihad edersiniz diye buyuruyor. Biz eğer Allah'a inanırsak, Resul'e inanırsak, Allah ve Resulüne itaat edersek, hayatımızı Allah ve Resulünün istediği şekilde tanzim etmeye çalışsak gücümüz nispetinde, biz bu ticaretimizde karlı çıkarız. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz yine bir kişiden bahsediyor ki وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ مَرْضَاتًا لِلّٰهِ İnsanlardan bazıları, birileri var ki kendi nefislerini sırf Allah rızasına karşılık satarlar diyor. İşte biz bununla daha fazla ilgilenmeye çalışalım. Yani hiç zarara uğramayacak, ticareten len tebura, hiç zarara uğramayacak bir ticaretin peşinde koşalım. Diğer ticaretimizi de yapalım. Diğer ticaretimizi İslami ilkeler doğrultusunda yaptığımızda bir ibadet haline gelir. Yani bizim dünyevi ticaretimiz de eğer İslam'a uygun yaparsak bu bizim için bir ibadet haline dönüşür. Yani hani Üstad Bediüzzaman'ın gelenek ve örflerimizi İslam'a göre yaptığımızda tüm bunlar bizim için birer ibadet haline dönüşür sözü vardır. Mahallinde bir sözü vardır. Biz ticaretimizi gerçekten Allah şöyle emretti, ben de böyle yapacağım. Böyle yaparsam sahih olur, böyle yaparsam fasıl olur, şundan uzaklaşayım dersek bu ticaretimiz bir ibadete dönüşür. Dolayısıyla hem bunu, hem dünyevi rızkımızı bununla elde etmiş oluruz, hem bununla da Rabbimizi razı ederiz. Dolayısıyla buna dikkat edelim. Her birimiz hayata böyle bakalım. Hayatı sattığımızı ya Allah'a satıp karşılığında cennet alacağız ya da Allah korusun cehennem karşılığında satacağız ki bu da iflasların en büyüğü olur. Allah bütün ticaretle uğraşan kardeşlerimize helal kazançlar nasip etsin. Amin. Ve cümlemizi de haramdan korunan, Allah'tan korkan müminlerden, Müslümanlardan eylesin inşallah. Eyvallah. Allah razı olsun. Cümlemizden inşallah. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Efendim, iftar sevincini burada bitireceğiz ama yarın tekrar devam edeceğiz. Yarın iftar sevincinde önemli bir konuğumuz ve konu olacak. Biraz ilmi, İslami anlamda ilmi programın dışında bir program olacak. Daha doğrusu biraz psikolojiyle ilgili bir konu konuşacağız yarın. İnsanın üzerindeki, orucun insanın psikolojisi üzerindeki, ruh dünyası üzerindeki etkisini biraz konuşacağız. Yarın önemli bir psikolog konuğumuz olacak inşallah. İftar sevincinde saat 18'den itibaren sizlerle olacağız. Şimdiden hayırlı iftarlar diliyoruz. Allah'a emanet olun.
camiye da girin, deriye meyhana be girin, riyazat ya meher eve beran uzud be girin, be azanu hem kametli meşikin hem be cemaat, ve da ev arda kutev şimer gir camiye mizge, be azanu hem kametli meşikin hem be cemaat, ve da ev arda جمر گر جام یونس گر برال مجاب جماعت چه فرز و هم چه سنت حتانی روزا قیامت دیده ما درسا وحدت ای رب العالمین به قدر نبی امین لمجا کسین بغل و همک شاهی و مزگین ای رب العالمین به قدر نبی امین لمجا کسین